biliyorsunuz Hilal gelinim ve kayınvalidesi Arzu Hanım düne kadar aramızdaydı. Yarın da bir eleme var ve bugün günlerden Perşembe. Ne yazık ki sizin de haberiniz olduğu üzere dünkü çekimlerden sonra bir tatsızlık yaşadık maalesef. Tuğba sen de oradaydın, Yeşim sen de, Aleyna hepiniz oradaydınız ve ne şahit oldunuz. Ve bu olaylardan ötürü gelinimiz Hilal ve Arzu kayınvalidemiz gelinin mutfaktan diskalifiye edilmiştir. O kadar mı ya? O kadar. Evet. Çok. Böyle bir kararı çok almayı hiç istemezdik. Çok üzgünüz ama maalesef diskalifiye edildiler. Herkes buranın kurallarına uymak zorunda çünkü. Peki hayat kaldığı yerden devam ediyor. Şurada beni bekleyen çok güzel bir gelinim var. Vallahi ben çok beğendim. Ay gibi yüzü var. Gelsin de görek. Gelsin de görek. Gelinin mutfakta da bir ilk yaşanıyor. Perşembe günü ilk defa bir gelin ve kayınvalide ağırlıyoruz. Aramıza Perşembe günü katılıyorlar. Hadi hemen tanıyalım. Gelinimiz Gizem Kasacı, 30 yaşında, 4 yıllık evli, bir çocuğu varmış. Fizyoterapistmiş ama çalışmıyormuş. Beyhan abla onu çok çalıştırır. Kayınvalidemiz Filiz Kasacı, 57 yaşında, 34 yıllık evli, 2 çocuğu, 1 gelini, 1 de torunu var, emekliymiş. Alkışlarla! Maşallah memleket gibi bir gelin ve kayınvaliden var. Nur topu gibi. İlk tepkim şu oldu. Ay sen kaç yaşındasın dedim. O ne dedi? 30 yaşındayım. Daha küçük gösteriyorsun. Genelde hep öyle söylüyorlar. Evet çok enteresan. Ne güzel gelini almışsın Filizciğim. Vallahi ben almadım. Oğlum beğendi aldı. Hadi bakalım. Bismillah. Daha da hemen başladık. Dur bunun ayrıntılarını öğrenirim tabii ki. Ben merak ederim. Öğreniriz. O zaman sırayla gardım olarak Filiz'cim sana sorayım. Buyurun. Altınlar nasıl paylaşılacak? Beraber yarışmaya geldiğimize göre yarı yarıya ya da tamamı benim olabilir. Öyle. Yani öyle konuşmadık aslında evde. Ben onu ikna ettiğimi düşünüyordum. Altınlar yani yemekleri ben yapacağım için dedim. Altınlar benim hakkım dedim. Çünkü biz buraya gelme amacımız biz birlikte yaşıyoruz kayınvalidemle. Memnun değil misin benden yaşamak? Yani ve evimizi ayırmak istiyoruz. Onun için yani altınlar bana lazım memnun şu an. Onun kusura bakma. Onun bir düzeni var. Kusura ben henüz düzenimi kurdum bozmak zorunda kaldım. Tekrar düzenimi kusura bakma kızım. Ben şimdi beraber yarışıyoruz. El ele girdik. Yarı onu yarıya paylaşacağız. Halledeceğiz bir şekilde yani. Hallederiz, hallederiz. Hiç merak etmeyin. Hiçbir şey halledemeyiz. Kim başvurdu? Ben başvurdum. O başvurdu. Sen muhtemelen kayınvalideni bana şikayet etmeye geldin. Şöyle Nursel Hanım, evde birazcık canım sıkılmıştı. Yine sizi izliyordum. Yani hep böyle işte ayrı eve çıksam falan filan karşıma da yine izlerken siz çıktınız. Neden olmasın dedim, bu altınlar niye benim olmasın dedim. Bir şanstır dedim. Hadi Gizem dedim. Başvurdum gizlice. Kayınpederim ve kocam da aynı oradalardı. Ben gizlice telefondan doldurdum. Kız kayınvalidesiyle evini ayırmak için gelmiş. Helal olsun. Para kazanmaya gelmiş. Çok arayacak beni, çok arayacak ama onlar pek istemiyorlar. Torun olduğu için alıştılar bize. Özellikle kayınpederim. Haklılar. Çok seviyor. Üzülüyor biz sen ayrı çıkarım torunu diye. Yalnız yaşarsın. Yok ona da bakamam. Yok onu da veremem. Ne vereceksin? bakamam torunu. Gizem bilezik kazandığında 20 tane de yönetmenimiz verecekmiş. Çünkü çok kutsal bir amaç uğruna geldi. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Yuva yapanın yuvasına katkıda bulunmak lazım. İddialısınız görüyorum. Kesinlikle. Kendinize çok güveniyorsunuz. Evet. Çok sürpriz bir şekilde haftanın 4. günü aramıza öyle katıldınız. Bu da bir şans diye düşünüyorum. Vardır bir hikmeti. Aynen. O zaman alkışlarla yerinizi alıyorum. Beyhan abla, yeşim mi uzadı, sen mi kısaldın? Niye öyle baktın? Niye öyle baktın? Beyhan, bunun altında kalınmaz. Tabure isteseydin ya altına kızım, gelinden aynı boy onun her hali. O şu an başka bir şey düşünüyor, boy değil. Oraya bir baka kaldı da neye baktın? Niye baktın? Çerçevelere mi bakıyor acaba? Beyhan çerçeveleri abla yanlış koyduğu İkiniz için. Hanım'la yan yana dur bak. Gel, gel Beyhan'cığım, gel. Ortaya gelin, ortaya, gel, şuraya. Gel,
Gel, gel Filiz'cim kızım. Buraya gelin. Gel, gel. Gel yavrum, benim gel. Benim iki katım ağa. Hükümet gibi kadınım değil mi? Beyhan teyze çok güzelsin. O güzel, ruhu güzel. Beyhan Hanım alkış diyeyim artık. Bu şaşkınlık ne? Niye öyle şaştın? Şoklasın, diskalifiyeler. Niye kız şaştın? Yeniler. Güzel bir rakip mi geldi bana? Bir korktun mu? Senin her yerin rakip o zaman. O da güzel. Senin her yerin rakip. Vallahi tozunu attırmaya geldik buraya Beyhan Hanım. Göreceğiz kim kimin tozunu attırmaya. Tozunu attırmaya geldik buranın. Biz çok gördük o tozları. Kızlar, ben icraata bakarım. Evet. Puanlara bakarım, şekerim.